Merhaba sevgili seyirciler. Bir Yaşam ve Spor programıyla yine karşınızdayım. Programı hazırlayan ve sunan ben Azamet Yazıcı. Bu videoyu ve bu programı özellikle seçtim. Nedeni de şu, geçen hafta sonu Sarıkamış'taydım, Kars Sarıkamış'taydım. Ben aynı zamanda kayak hocasıyım. Kendi üyelerime kayak dersleri veriyorum Sarıkamış'ta. Dolayısıyla yaklaşık 15-16 senedir Sarıkamış'taydım. Ondan önce Uludağ'da bunları yapmaya çalışıyordum. Biraz Sarıkamış'tan söz etmek istiyorum size. Mutlaka aranızda Sarıkamış'a gitmiş olanlar vardır, Kars'a gitmiş olanlar vardır, İzmir'den Kars'a gitmiş olanlar vardır. Şöyle biraz bir seyahatiyle anlatayım size. İzmir'den bir uçak kalkıyor biliyorsunuz. Kars'a yaklaşık 2 saat 15 dakika sürüyor Kars yolculuğu. Daha sonra Kars'tan Sarıkamış'a transfer yapılıyor. 40 dakika 45 dakika sürüyor. Kayak bölgesine varıyorsunuz. Kars gerçekten güzel bir şehrimiz biliyorsunuz. Tarihi yapısıyla, dokusuyla, Rus mimarisiyle falan çok öne çıkan şehirlerimizden bir tanesi. Ama ben daha çok Sarıkamış üzerine konuşmak istiyorum. Kars'la Sarıkamış arası çok keyiflidir. Çok güzel bir manzarası olan yerlerdir. 40 dakika 45 dakikalık yolculuktan sonra Sarıkamış'a oteller bölgesine ulaşıyorsunuz. Sarıkamışlar şöyle tarif ederler. Karın rüzgarla dans ettiği bir yer diye söz ederler. Gerçekten de öyle. Sarıkamış'ta kar kalitesi dünyanın en güzel kar kalitesi olan bir yer. Çünkü kristal kar, toz kar, ezilmeyen bir kardır. Sadece Alplerin bir bölgesinde de aynı kalitede karın olduğu söylenir. Ve bu kar kalitesi Sarıkamış'a çok özgü bir kar kalitesi. Dolayısıyla kayakçılar için, kayak severler için inanılmaz bir keyif sunar. Sarıkamış'ta yukarıya doğru çıkıyorsunuz otellerden kayak yapmak için aşağı yukarı 2600 metre yüksekliği, en zirvede olan yüksekliği 2600 metre ama değişik pistler var. Yaklaşık 8-9 tane pist var orayı kullanabiliyorsunuz. O pistleri kullandığınız zaman da aşağı yukarı 2800 metre kadar bir uzunluğa ulaşabiliyorsunuz. Sarıkamış'ta kayak bölgesinden yukarıya doğru çıkarken inanılmaz bir manzara sizi karşılar. Her taraf bembeyazdır. Çam ağaçlarının, kuş seslerinin keyif kattığı bir yerdir, kayak merkezidir. Çıkarken inanılmaz bir sessizlik vardır. Sizlere sadece kuşlar cıvıltılarıyla eşlik ederler ve siz o sakinliğin içerisinde yukarıya doğru çıkarsınız. Yukarıya çıktığınız zaman Sarıkamış'ta hepimizin içini acıtan, tarihsel bir geçmişi olan Allahu Ekber dağlarını görürsünüz. O Sarıkamış'taki kimisine göre 50 bin, kimilerine göre 90 bin şehit verdiğimiz dağları görürsünüz. Ayrı bir hüzün katar içinize orası. Ve o dağlar sanki Sarıkamış'ı kucaklamıştır. Bir ananın çocuğunu kucaklaması gibidir aslında. Oraya doğru çıktığınız zaman hissettiğiniz bir şey o dağların Sarıkamış'ı sarmasıyla. Dolayısıyla hem doğa hem kültür anlamında bir yerdir Sarıkamış. Sizlere çok keyifli manzaralar, çok keyifli güzel şeyler sunar. Kayakçılar için söyleyeyim, bilenler vardı ama bilmeyenler için bir kez daha ifade etmek istiyorum. 8-9 tane pist var, değişik yükseklikte pist var. Sertliğine göre kırmızı, mavi, siyah sertlikte olan pistler var ve kayak yapabiliyorsunuz. Bu sene Sarıkamış'ta günlük kayak için aşağı yukarı 550 liraydı yukarıya çıkışlar ama bazı oteller bu çıkışları ücretsiz veriyorlar. Aslında kayak biraz ülkemizde pahalı bir spor. Kıyafetiyle, malzemesiyle, gittiğiniz yerle, hele bu seneki Türkiye'deki ekonomik durumlar dikkate aldığınız zaman evet biraz pahalı bir spor haline dönüştü. Bu güzelliklerin yanında şunları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Yaklaşık 16 senedir Sarıkamış'a gidiyorum. 16 senedir Sarıkamış'ın kayak bölgesinde dünyanın en güzel karının olduğu kayak bölgesinde çok daha fazla yatırımların olduğunu düşünürsünüz. Ama öyle değil. 16 sene önce Sarıkamış'ta 3 tane 4 tane otel vardı. 16 senenin sonunda Sarıkamış'ta aşağı yukarı 20'ye yakın otel var ve hala yeni oteller yapılıyor. 15 sene önce Sarıkamış'ta kayak bölgesinde 1 tane telesiyaj vardı. Şimdi 20 tane otel oldu, gene 1 tane telesiyaj var. Daha önceki telesiyaj açıkta yukarıya doğru çıkıyordunuz. Bu süre içerisinde Sarıkamış'a yapılan tek yatırım gondol yaptılar. Önü kapalı gondolla kayak severler yukarıya çıkıyorlar. Diğer daha önceki kullanılan telesiyajları kapattılar. Şimdi 1 tane telesiyaj var, 5 tane otel var, 20 tane otel yapıldı, yine 1 tane telesiyaj var. Bu Sarıkamış'a, o bölgeye, o yöreye hiç yatırım yapılmadığını gösteriyor. Ha yatırım mı dersiniz? Şunu eğer yatırım kabul ediyorsunuz, şöyle bir şey de var mesela. Daha önceleri yukarıya, yani Sarıkamış'ın en yukarısındaki tepeye Cıbıltepe deniyordu. Şimdi adı Bayraktepe oldu. Bayraktepe'ye doğru çıktığınız zaman ilk zamanlar şöyle bir bakıyordum. Telesiyajlandıktan sonra kenarda bazıları namaz kılıyorlar. Kar, fırtına tipi var ve namaz kılınıyor.
çok alakasız geliyordu bana. Çünkü aşağıda orta tip kafe diye adlandırılan yerde bir mescit olarak yapılan bir yer vardı. Orası kullanılır diye düşünüyordu. Bu birkaç sene böyle devam etti. Fakat daha sonra o mescit olarak kullanılan yere minare yaptılar. Ve minare yaptıkları içinde yan tarafındaki kafeteryalarda içki yasağı geldi. Sarıkamış'taki değişiklik bu. İçki yasağı geldi. Bu kadar süre içerisinde gittiğim zaman inanır mısınız? Ben orada bir sefer ezan okunduğunu duymadım. Ve ezan saatlerinde o bölgede, minarenin olduğu yerde, mescidin olduğu yerde ısrarla durmama rağmen bir kişi dahi orada namaz kılmıyor. Bir kişi dahi kılmıyor. Sadece göstermek olarak oraya bir minare yaptılar, mescit yaptılar ve orası öyle kaldı. Öyle kullanılıyor. Tabii caminin yanında içki içilmeyeceği için kafeteryalarda içkiler kalktı. Çok önceleri Sarıkamış'a gittiğim zaman genelde Rus turistler vardı. Çünkü herkes oraya kayak yapmaya ve Rus kültürü içerisinde söz edersek eğer aynı zamanda keyif yapacak, içkisini içecek, onu yudumlayacaktı. Ama bu sene 15 senedir, 16 senedir görmediğim kadar İranlı turistler vardı. Ve İranlı dostlarımız, İranlı arkadaşlarımız orta kahve diye adlandırdığımız yerde müzik eşliğinde inanılmaz muhteşem danslar yapıyorlardı ve içkilerini içiyorlardı. Elbette kendi ülkelerindeki bir takım sıkıntıların olduğunu siz biliyorsunuz. Ama kırıntı dahi olmuş olsa bizim ülkemizde laik bir ülkeye geldikleri zaman herhalde o kendi ülkelerinin baskılarından kurtulma yolunu öyle buluyorlar ve inanılmaz bir dans ve eğlence içkisi vardı. Bizi Araplaştırmak isteyenlerin içinde aslında buna sevdalı olanların içinde bence bu bir ironi aslında. Nereden nereye geliyoruz? Şimdi diğer bir mesele de Sarıkamış'ta konuştuğum gençler var. Bu kadar zamandır oraya gittiğim için artık dost olduk. Sarıkamış insanları, Kars insanları çok dost, çok candan insanlar. Oraya vardığınız zaman aileniz gibi kabul ediyorlar seni. Ve çok sevgi dolu, çok sıcak bir karşılama alırlar. Kars'ın yöresel yemekleri var biliyorsunuz. Benim için en güzellerinden bir tanesi çörek olarak adlandırılabilir. Kete, hamurla yapılıyor. Hamurun içerisine yağla unu karıştırarak bir iç yapılıyor. O önceki açılan hamurun içerisine koyuluyor ve daha sonra tekrar yoğruluyor ve fırına veriliyor. Benim için çocukluğumdan kalan tatlardan bir tanesidir bu kete. Bunu şunun için söylüyorum. Şimdi Sarıkamış yöresindeki gençlerin söyledikleri, söz ettikleri şeyler şunlar. Bu kadar otel yapıldı. Bu kadar çok sayıda otel yapıldı. Bu otellerin almış oldukları malzemeler sütüydü, peyniriydi, kazıydı ne ararsınız? Bunların bu malzemelerin hiçbir tanesini ya da çok az bir miktarını Sarıkamış'tan aldıklarını söylerler. Genelde çevre illerden aldıklarını söylerler. Dolayısıyla otellerin Sarıkamış'a hiçbir katkısının, bu anlamda katkısının olmadığını içleri acıyarak söyledi Sarıkamış'taki konuştuğum gençler. Epey bir genç arkadaşla konuştum. Dostluğumuz olan arkadaşlarla da konuştum. Ve yatırımın yapılmadığından söz ediyorlar. Yani Sarıkamış'ta oteller arası aşağı yukarı 4-5 kilometre bir mesafe. Derler ki yani burası otellerden Sarıkamış'a bir sevgi yolu gibi bir şey yapılabilir. Dolayısıyla daha cazip bir hale getirilebilir. Otellerde kalan insanları Sarıkamış'a getirilebilirler. Sarıkamış'ta bir takım kafeteryalar, restoranlar, alışveriş merkezleri açılabilir ya da var olanlar daha işlevsel hale getirilebilir. Ve bu hem o bölgeye turizm anlamında ama aynı zamanda bir ekonomik anlamda bir canlılık kazandırır. Böyle bir şey yok. Yine Sarıkamışlı gençlerin dertlendiği şeylerden bir tanesi şu. Bir sürü oteller yapılıyor. Otellerde çalışan garsonlar falan var. Bunların Sarıkamış'tan olması düşünülebilir. Yani yöresel insanlara katkı sağlaması için, iş olanağını bulmuş olması için ama öyle değil. Oteller, 20 tane otel varsa toplasanız 3 tanesinin, 4 tanesinin Sarıkamış'tan geldiğini, onun dışında çevre illerden gelenlerin alındığını söylüyorlar. Bu anlamda da Sarıkamış'a bir katkılarının olmadığından acı da olsa söz ediyorlar. Sonra bir şey daha ilginç biliyor musunuz? Sarıkamış Kayak Merkezi. Elbette ki ülkemizde ya da dünyada biliyorsunuz iklim ısınmalarından dolayı, küresel ısınmalarından dolayı eski mevsimleri yaşayamıyoruz. Ben çocukluğumda da Ağrılıyım, söz etmişimdir. Ağrı'daki karı bulamıyorsunuz. O kadar yoğunlukta yaşamıyor. Sarıkamış'ta da aynı şey geçerli. Hele de bir kayak merkezinde kar yoksa hiçbir anlamı yok. Çimleri yoluyorsunuz. Ama o zaman geriye ne kalıyor? Teknolojinin bir takım olanaklarına yararlanmak gerekiyor. Yani kar üreten makinelerin olması gerekiyor.
Evet, Sarıkamış'a 14 tane, 15 tane kar makinesi gelmiş biliyor musunuz? Ama bunların hepsi başka illere gönderilmiş. Bir tane Sarıkamış'ta kalmamış. Yani dünyanın en güzel kar kalitesinin olduğu bir yer var. Sarıkamış var. Çam karlı, çam ağaçlarının arasından kayıyorsunuz. Çam ormanlarının üzerinden gidiyorsunuz. Sarı Çam olarak adlandırılan bir merkez. Oraya yatırım yapılması, o yörenin kalkındırılması gerekirken nedense böyle bir şey yapılmıyor. Bu da Sarıkamış'lı gençlerin, orada yaşayanların, insanların dertlendiği konuştuğumuz konulardan bir tanesi de buydu. Oysa yurt dışında çok daha belki imkanlar fazla olabilir. Pist sayısı çok daha fazla olabilir. Ama kar kalitesi aynı oranda değil. Dolayısıyla bizim kendi ülkemizde doğal olan bir şey var, bir kar var ve böyle bir yöre var. Gelişmeye muhtaç, işe muhtaç, gençlerin kendi şehirlerinde bulunduğu şehirlerde ekonomiye katkı vermek isteyen bir alanımız var. Bu bir şekilde yerine getirmiyor. Ve söylenen sözlerden bir tanesi de şu, gençlerin çoğunun söylediği şeyler şu. Doğuya yatırım yapılmıyor, buraya da yatırım yapılıyor. Dolayısıyla geleceğimizin ne olacağı belli değil. Sarıkamış'ın nüfusunu tabelada 50-60 bin diye söylerler. Ama diyor ki abi inanır mısın şu an Sarıkamış'ta 10 bin kişi var diyor. Çünkü herkes göç etti. Çünkü Sarıkamış'ta iş olanağı yok. Hayvancılık, kısmen hayvancılık yapıldığı söyleniyor. Ama onun dışında iş olanağı yok. Dolayısıyla gençler ya da o yörede yaşayan, o yörenin sorunlarını bilen, o yöreye sahip çıkmış olan insanlar elbette ki ekonomik yaşam karşısında başka illere, başka yerlere göç ediyorlar. Bu da Sarıkamışların acele ifade ettiği sözlerden bir tanesi. Benim gözlemlerim bunlardı. Belki elbette çok daha detaylandırılacak, çok daha ayrıntılı anlatılacak şeylerdir ama otel sayısının çok artması, Sarıkamış'a bir faydasının olmamasını söylemek bence kötü bir şeylerden bir tanesiydi, olumsuz olanlardan bir tanesiydi. Sarıkamış'taki yöresindeki gençlerin otellerde, bütün otellerde iş bulma olanağının olmaması kötüydü. Sarıkamış'ta kar makinelerinin başka bir yere transfer edilmesi çok kötüydü. Kayak merkezine giden insanların, eğlence için giden insanların içki yasağının koyulması kötüydü. Ha ne yapıyorsunuz siz? Herkesin cebinde içki var. İçkisini çıkarıp içiyordu. Ben de yaptım aynısını. Neyi yasaklayabilirsiniz? Ne kadar yasaklayabilirsiniz? Ya da bir başka deyişle benim içkime ne karışırsın? Niye karışırsın? O benimle eğer şey yapıyorsanız diyelim ki Allah'la olan aramızdaki olan bir şey. Senin içkiyi yasaklamaya ne yetkin var? Dolayısıyla Rus turistler yok. İnsanlar oraya gittiği zaman bir takım yollara sapıyorlar. Yok cebine koyuyor, yok içip torbaya koyup getiriyor. Yine içkisini içiyor. Ama sen orta kahvede ya da aşağıdaki karanlık derede içkiyi yasaklamışsın. Bu ülke gerçekten manzarasıyla, doğasıyla, kültürüyle çok zengin bir ülke. Ama bu ülkeyi doğru bir yönetimle, çağdaş bir anlayışla, laik bir anlayışla yönetmek bu kadar mı zor? Bu kadar mı zor? Benden bugünlük bu kadar. Her şey gönlünüzce olsun. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.